Efendim Bayrampaşa TV'den hepinize mutlu günler. Kinyasla gündeme dair programımızın bugün kültür sanatla başlıyoruz. Çok güzel bir ekibi ağırlıyoruz. Tabii kültür sanat deyince aklımıza gelen ilk sanat faaliyeti tiyatro. Bugün de çok güzel bir tiyatro ekibiyle birlikteyiz. Sessiz, çığlık, sanat. Doğru mu söyledim? Evet. Evet. Abi hem sessiz hem çığlık hem sanat. Allah Allah yani dolu dolu. Evet. Hadi bakalım biraz sizi tanıyalım. Koray senle başlayalım. Öncelikle ben Koray Akyıldız. Hem tiyatro oyunculuğu hem de tiyatro yönetmenliği yapıyorum. Uzun yıllardır yapmakta olduğum tiyatrolar var. Devamlı. Şu anda da yine hazırlamakta olduğumuz bir projeyle buluştuk. Ha şunu söyleyeyim. Sessiz çığlık sanat dediniz. Biz bu ismi bulup bu ismi verene kadar akla karayı seçtik. Yani anlamı çok büyük. Sessiz bizim bazen sessizliğimizi anlatır. Ama çığlık da bazen başarımızın çığlığını anlatır. En sonunda bu isme karar verip sessiz çığlık sanat olarak devreye girdik. Tamam. Sağ olsun Samsun'dan olsun, Dilba yönetmenim olsun, Ali yönetmenim olsun. Onlar da kırmayıp her projemize destek veriyorlar. Özellikle burada bugün bizi ağırladığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz onuru olduk. Tiyatro deyince biliyorsun benim de nacizane çok sevdiğim ve içinde yer almaktan da onur duydum. Tiyatro benim için çok başka bir anlam ifade ediyor. O yüzden ben size teşekkür ederim böyle bir programda benimle birlikte olduğunuz için. Biraz oyundan bahsedelim diyeceğim ama öncelikle ben sırayla bir tanıyalım dedim. Koraycığım senden sonra. Ali abi seni tanıyalım biraz. Ben Isparta'dan geldim. Gösterim size. Sessiz Çığlık Sanat Tiyatro ekibine, Koray kardeşimle tanışmam olan değerli bir oyuncu kardeşimiz var. Zale Ak. Kendisi sağ olun sanırım film çekimlerinde uğraşıyor. Ve aramızda bulunamamasının sebebi de bu. Olmasını isterdim. Kendisine sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle tanışma vesilesine sahip olduğu için. Biz de selam söylüyoruz Zale'cimi. Biz değerli kardeşlerimi tanıdıktan sonra güzel işler yapacağımıza inandık. Senin tiyatro... ne kadar oldu Ali abi tiyatroyla buluşma? Benim tiyatroya katılma olayım çocukluğa dayanıyor. Hani okullarda şiir okumalar, tiyatro gösterileri, ufak sahneler derken taklit tipleme. Yaşımız 16-17 oldu, radyo spikerdi. Isparta'nın yerel radyolarında spikerlik yaptım. Tabii askeriyede güzel gösteriler, asker arkadaşlarımla eğlenceler, taklit tiplemeler derken bu tiyatro eğitimi, Konya'da tiyatro eğitimleriyle biraz daha katmerleşti. Eğitimimin eksik olduğunu düşünüyorum. Eğitimin alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğitimin şart olduğunu düşünüyorum. Hani tiyatronun evrensel olduğunu düşünüyorum. Aynı müzik gibi. Tiyatro daima insan bilgisinin üstüne bilgi katlamasına gerektiğine inanıyorum. O yüzden tiyatronun eğitimini bitmeyeceğini düşünüyorum. Ama benim için her deneyim, tecrübe benim için bir adım demektir. Hadi bakalım. O zaman bu oyunla birlikte de üstüne biraz daha koymuş olacağız. Kesinlikle. Kesinlikle tamam. Öyle. Dilruba seni tanıyalım. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Samsun'dan geliyorum ben. Sessiz Çığlık Sanat Ekibi'nin sahne yönetmeniyim. Yaklaşık 12 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Konservatuvar eğitimliyim. Ekstradan hem yaratıcı drama yapıyorum hem işte temel sanat eğitimlerini veriyorum birçok arkadaşıma. Güzel bir oyun olacağına şahsen ve ekibim adına çok inanıyorum. Yani evet şu an tüm dünyada bir pandemiyle savaşıyoruz, bir Covid-19 hastalığı var ama bu bizim sanata olan aşkımızı hiçbir zaman öldürmez. Ben ona inanıyorum. Güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Yani programımız gerçekten çok fazla geliş. İşte içerisinde tiyatro gösterimiz var, bizim canlı müziğimiz var. İşte bunun dışında ekstradan birçok aktiviteler ve birçok işte gösteriler de var içerisinde. Ben öncelikle Koray Hocama ve Ali Hocama çok teşekkür ediyorum. Yani hani bunu başarmak gerçekten zor ama biz zoru seven insanlarız. Tiyatro gerçekten zordur. Bunu da yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Tamam, o zaman şöyle yapalım, oyuna geçelim biraz. Tabii. Oyunun adı Yanlış Anladım, evet, doğru mu? Evet, Yanlış Anladım. Ha, bir lehçe var. Evet, doğru. Yanlış evet. Anladım. Oyun yazarı Koray Akyıldız. Evet. Koraycığım, biraz oyunu dinleyelim senden. Nasıl bir süreçten geçti, nasıl yazım aşamasında neler yaşadın, nereden esinlendin diye bir soruyla devam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz 7 Mart öncesi Şubat ayında bir proje gerçekleştirdik.
O süre zarfında zaten bu oyunun yazımına başlamıştık. Biz de Karadeniz bir oyunu çıkartalım. Her farklı yöreden farklı insanlar da bu oyunun içerisine dahil olsun. İnsanları güldürelim. O süre zarfında pandemi olayı da devreye çıkınca dedik biz bunu olduğumuz yerden, evlerden yazmaya devam edelim. Yazdık, bitirdik, oyuncu kadrosunu kurduk. Gerek telekonferans yöntemiyle, gerek canlı bağlantı kamera yöntemiyle provaları evlerden başladık. Ve ortalama son 2 aydır da ara ara hafta hafta provaları devam ettirdik. Gelen izleyicilerimiz nasıl bir oyun izleyecek? Gelen izleyicilerimiz bol kahkahalı bir oyun izleyecek. Yani bir turun komedisi bizi bekliyor o zaman. Süper. Nereden isimlerden? Ya ben şöyle söyleyeyim, yazmayı çok seven bir insanım. Kendim Karadenizli olduğum için kendi yöremi daha da komediyle anlatabileceğimi düşünerekten bu oyunu yazmaya karar verdik. Ha, yazana kadar şu da oldu, 3 sayfa yazdık, sildik bir daha baştan yazdık. Finale kadar yazdık, son bir sayfa kaldı finali yapmamıza. Finali beğenmedik, yırtıp attık kağıtları, tekrar oturup baştan yazdık. Yani gerek gece yazdık, gerek gündüz yazdık, konuştuk, dertleştik, şurayı şöyle yapsak olur muydu, gerek açık kamerada birbirimize oynayarak denedik. Ama çok şükür finale ulaştık. Yani büyük emek var, buyurun gelin. Emek var, tabii. Evet. Hadi bakalım. Sanat yönetmeni Dilruba Özşahin. Evet, benim. Bilerek böyle özellikle bastırıyorum. Teşekkür ediyorum. Sanat yönetmeni olmak bir oyunda çok önemlidir. Yani evet. Nasıl sinema filminin önemlisi, tiyatroda da çok önemlidir. Evet. Sanat yönetmeni aslında oradaki bütün dekordan tutun da oyuncuların yapabilecekleri materyallere kadar dikkat eder. Neler yaşadı Dilruba bu süreçte? Ne kadar sürdü? Vallahi şöyle söyleyeyim, demin de söylediğim gibi aslında yaklaşık 12 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim ve 6 seneden beri ben hem oyuncu koçluğu hem de sanat yönetmenliği yapıyorum. Ellerimden çok oyuncular geçti, çok fazla öğrenci çıkardım ve şu anda şu pandemi sürecinde Samsun ekibimden 2 tane oyuncumu konservatuara yerleştirmek üzereyim. Bir öğretmen olarak, bir eğitmen olarak aslında bu benim için çok büyük bir şans. Yani çok zorlu yerlerden geçtim. Yani yeri geldi, çok ağır sözler de duydum, yeri geldi, kaldıramayacağım şeylerin altına da girdim. Ama bir sanat yönetmeni olarak hiçbir zaman pes etmemeyi öğrendim. Yani bunu bildim ve yolumdan hiçbir zaman caymadım aslında. Çok zor, çok meşakkatli, işte insanlara derdini anlatmaya çalışıyorsun ama anlatamıyorsun. İşte insanlara tiyatroyu anlatmaya çalışıyorsun ama insanlar kaldırıp işte ne gerek var, neden geleceğim, niçin geleceğim, geleceğim de ne göreceğim gibisinden çok fazla yeri geldi, tepkiler aldım. 28 yaşındayım. Hiçbir zaman benim gözümde sanat bitmeyecek. Ben bitirmeyeceğim. 40 yaşıma da gelsem bitirmeyeceğim. 80 yaşıma da gelsem bitirmeyeceğim. Benim öğrencilerim benim için çok kıymetli. Benim için insanlar çok kıymetli. Ben bir kişiye bir şey öğretebilirsem ne mutlu bana diyeceğim. Ama bir kişiye bir şey öğretemezsem diyeceğim ki o zaman suç bende. Yani ben o demek ki o kişiye bir şey öğretememişim. Öğretmenliğin en kutsal taraflarından bir tanesi. Evet. Zaten bu şiara edinen insanların başarıları da kendiliğinden evet. Oluyor. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu oyunda insanlar geldiğinde, yani oyun bitti artık inşallah alkışınız da bol olsun. İnşallah. Seyircileriniz de izleyicileriniz de bol olsun. Bu insanlar bu oyunu seyrettiğip ve gittiklerinde neler hissedecekler? Size böyle bir soru sorayım, hadi bakalım. Akıllarında ne kalacak? Hangi karakterler kalacak? Ya biz şu karakterlerin insanlarda şöyle bir algı bırakmasını düşünüyoruz dediğiniz belli başlı karakterler var mı? Öncelikle yazara soralım. Belli başlı karakterler tabii ki de olacak ama onun dışında bu insanlar gerek 10 kişi de gelse, 100 kişi de gelse, 150 kişi de gelse, kim gelirse gelsin bu oyunun mücadelesini gerçekten ruhlarında hissedecekler. Yani gerek oyuncu kadrosu olsun, gerek bizler olsun, gerek aradaki gösteri yapacak arkadaşlar olsun ne kadar mücadele edildiğini ve alın teri gerçekten döküldüğünü ruhlarında hissedecekler. Hem öyle karakterlerimiz var ki oyun içerisinde, o karakterler seyirciye gerçekten güzel. Mesela çok karakteri açıklamadım. Yani geldiğinizde şu karakteri biraz daha dikkat edin dediğim var mı? Yani şöyle biraz söyleyeyim. Biraz uyandıralım, insanlar geldiğinde merak etsin. Özellikle babaanne karakteri, damat karakteri ve ayılmacı ve bayılmacı karakterlerine dikkat etmek evet. Lazım. Evet. Tam bir durum komedisi, aile içerisinde geçen estantanelerle. Evet, evet. Doğru mu? Öyle. Tatlı aynen bir öyle. Aile komedisiyiz. Evet. Şimdi buradan bütün izleyicilerimize de seslenmek istiyoruz. Şimdi çok genç bir ekip.
yüreğini ortaya koyan bir ekip. Tiyatro sahneye çıkmadığınız sürede size bir lezzet, bir tat vermez. Sahneye çıktığınız andan itibaren de oyuncu hep şunu bekler. Şimdi biraz önce Koray işte 10 kişi gelse, 100 kişi de gelse, 150 kişi de gelse dedi ama bizler oyuncular olarak, tiyatroyu seven insanlar olarak en başta bir kişi de koltuğu doldurduğunda aynı hissiyatla sahneye çıkarız. Ferhan Şensoy kar yağdığında bir gün, Ferhan Hoca'ya da selam olsun buradan. Hazır yeri gelmişken anlatalım. Rasim Hoca anlatıyor onu, Rasim Öztekin. Kar lapa lapa yağıyor. O gün de biletlerin hepsini daha satmışlar. Oyunun başlamasına da bir saat var. Ferhan Hoca tabii açıyor şeyi, perdeyi, kimse yok. Sonra bir kişi geliyor 10 dakika kala. Oturuyor yerine. Rasim abi diyor ki, hocam oynayacak mıyız diyor Ferhan Şensoy. Yani bir kişi geldi, olmadı biletini arayıp verip, olmaz. Bu karda kışta o seyircimiz bize ve sanatımıza olan saygıdan buraya geldiği için bir sahneye çıkacağız diyor. Ve 2 saat hiç oyunun içerisinde hiçbir şeyi kesmeden sadece o vatandaşa, o seyirciye oyundan oynuyorlar. Ki gelen seyirci şunu söylüyor. Hocam ben bir kişiyim. Kimse gelmedi, kardan dolayı sıkıntı yok. Bir sonrakinde hayır. Sen geldiysen biz oyunu oynayacağız diyor. Yani bizlerin sorumluluğu var. Tiyatrocuların sorumluluğu var. Tiyatro kültürü böyle bir şeydir zaten. Bir kişiye de aynı hissiyatla oynarsın, 1000 kişiye de aynı hissiyatla oynarsın. O yüzden inşallah seyirciniz bol olur. İnşallah. Alkışınız bol olur. İnşallah. Çok güzel bir festival bence. Bunu biraz açıklayalım. Açık Hava Tiyatro Programı yapıyorsunuz. Evet. Neredeydi? Aydos'ta. Doğru mu? Evet. Tarih 13 Ağustos, Perşembe saat 19.30-21 arası. Sessiz Çığlık Sanat Atölyesi'nin Instagram ve sosyal medya sayfalarından da oyun tarihleri, oyun biletleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Doğru mudur? Doğru. Evet, doğrudur. Efendim, tiyatro programının içerisinde Mehmet Eve, Efe Buluşan Komedi Dans Show var. Yanlış Anladım Komedi Tiyatrosu var. Kıymetli oyuncuların yer aldığı. Melih Özdemir Canlı Müzik var. Ergun Sözen ve Prenses Tango gösterisi var. Yani dolu dolu yaşayacağınız bir açık hava tiyatro programı. Çok güzel, ben çok mutlu oldum. Gerçekten böyle bir tiyatro ekibiyle birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum. Biraz şey dinleyelim. Yani oyunla ilgili biraz sonra aramızda olan diğer iki oyuncu arkadaşımızı da alacağız. Sessiz Çığlık Sanat Tiyatrosu'nun hem diğer oyuncularıyla, hem çıktığınız bu yolda ki meşakkatli yürüdüğünüz bu yolda yaşadıklarınızda. Biraz bize Sessiz Çığlık Sanat Atölyesi'nden hadi bakalım dinleyelim. Sessiz Çığlık Atölyesi'nin oluşumunda başta Dilruba yönetmenimin ve benim çok emeğim vardır. Sonrasında İstanbul'da oluşumunda ise buradan da bütün ben ailelere, velilere sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle Ayla abla olsun, Selda abla olsun, Ayşe abla olsun. Bizim Sessiz Çığlık Sanat içerisinde dahil ettiğimiz 3 tane özel çocuğumuz var. Kahramanımız var. Ben hep kahraman derim. Ya bu kahramanlar bizim yoldaşımız, canımız, ciğerimiz. Bu Sessiz Çığlık'ın oluşmasında en büyük emekleri onlardan aldık. Yani bizlere maddi değil ama manevi öyle bir kalp açtılar ki, özel olduklarından dolayı. Yani gece konuşuruz, gündüz konuşuruz ama her şey bu Sessiz Çığlık'ta onlar sayesinde geldi. Özel çocuklar dediğin Down sendromu. Down sendromu ve otizmli. Çok fazla ben telaffuz etmiyorum bu kelimeyi. Ama özel çocuk da demek mesela. Ben söylüyorum. Şimdi her birimizin kendine göre bir yaşayış şekli var. Her birimizde engelliyiz. Her birimizde işte biraz önce senin deyiminle özel bir çocuk olma yolunda ilerliyoruz. Ya da evlatlarımız ya da çocuklarımız, kardeşlerimiz bile olur. Şimdi biz kendi ekip ruhumuz içerisinde sizler, o kardeşlerimizin sizi sevmesinin bence en büyük nedenlerinden bir tanesi sizlerin onları özel ya da farklı görmediğiniz içindir. O yüzden buradan da şunu söyleyelim. Bizler otizmli, disleksi, Down sendromlu çocuklarımızı özel çocuk değil, ayrıştırmakla ilgili ya da bir otobüste bile bir Down sendromlu kardeşimizi gördüğümüzde bizim insanlarımızdaki merhamet duygusundan çıkan aslında o kardeşimiz için ters bir psikolojiye yol açan bir durum vardır. Aa bak bu çocuk özel bir çocuk. Aa bak bu çocuk rahatsız bir çocuk. Şimdi o zaman biz içerimize dahil edemiyoruz. Buradan bütün toplumumuza şunu söyleyeyim. Özel çocuklarımızla ilgili, yani otizmli, disleksi, Down sendromlu, diğer hastalıklarıyla olan çocuklarımızla ilgili diyalog kurarken, söylem yaparken elimizden geldiği kadar bizden farklıymış gibi söylemeyelim.
Doğru mu? Evet. Sizlerin atölyesinin en güzel tarafı bu işte. Ben kendi şifa niyetine tiyatro atölyemde de aynı şekilde özel çocuklarımla ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama onları kaynaştırma sınıflarımıza dahil ettiğimizde zaten farkındalıklarının olmadıklarını kendileri de görüyorlar. Biraz da toplumumuz mu itiyor acaba onları özel olma yolunda? Maalesef. Evet. Bu çok önemli. Hocam biraz senden dinleyelim. Down sendromlu çocuklarla ilgili çalışmalarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Onları oyununuzun içerisine dahil ederken hangi eğitimlerden geçiyorlar? Hazır biraz sizden bunları dinleyelim. Verelim. Şimdi şöyle, öncelik olarak şimdi bir yaş gruplarına ayırıyoruz çocuklarımızı. Eğer 7 yaşsa 7 yaş, 8 yaşsa 8 yaş, 15 yaşsa 15 yaş. Şimdi öncelik olarak çocuklarımıza benim için, yani benim verdiğim eğitimlerde öncelik olarak bir diksiyona bakıyorum. Hani kendilerini nasıl telaffuz edebiliyorlar, neler konuşturabiliyoruz ya da nasıl bir eğitim vermemiz gerekiyor. Öncelik olarak bunlar. Şimdi ben özel ya da Down sendromlu, öyle söyleyeyim. Bütün çocuklarım için hepsini söylüyorum. Ben bu çocuğu direkt sahneye aldığım zaman ben biliyorum ki o çocuk orada heyecan yapacak. Evet. Yani ya konuşamayacak ya işte ne bileyim kendini sıkacak ya orada herhangi bir kriz geçirecek. Hani bunları göze alarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Önce minik minik bir eğitimlerden geçiriyoruz. Konuşturuyoruz önce. Sonra bir bukle, bir sayfa kitap veriyorum önlerine. Diyorum ki bunu bana tane tane oku. Hani şu andaki size anlattığım gibi. Bir naber demek var, bir de naber demek var gibisinden. Öncelik olarak diksiyon. Diksiyonu mutlaka her öğrencime veriyorum. Diksiyondan sonra sahnede nasıl durması gerektiğini öğretiyorum. Şimdi sağda durduğun zaman okey ama bir tık daha sağa gittiğin zaman nasıl durması gerektiğini öğretiyorum. Benim için Down sendromlu ya da diğer özel çocuklar çok kıymetli. Ben ve benim ekibim biz hani bu tür şeyleri pek fazla aslında dile getirmek istemiyorum ama kazandığımız birçok mevlanın biz yeri geliyor 4'te 2'sini, yeri geliyor 4'te 3'ünü hep bu çocuklar için harcıyoruz. Çünkü hani ben bugün evet sağlıklıyım ama yarın başıma gelmeyeceğini bile var. Yani yarın belki tekerlekli sandalyeye düşeceğim ya da belki yarın felç olacağım ya da yarın belki benim çocuğum da aynı durumda olacak. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Ama hani insana insan gözüyle bakmak lazım. İnsana başka bir gözle bakmamak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok. Benim için böyle. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki de ekip arkadaşlarım da belki benim gibi düşünüyorlardır ama hani onların ağzından da bunları dinlemek bence gerekiyor. Tabii sizden de dinleyelim. Ali abiden dinleyelim biraz. Dinlendirelim. Ali abi sen hiç konuşmuyorum. Hadi bakalım Ali abi. Neler söylemek istersin? Ekip güzel bir ekip hocam. Aralarında bulmak bir ayrıcalık. Şimdi ben Isparta'da pandemi süreci boyunca kendileri çalışmak nasip olmadı. Hala göremedim. Ama engel kaçınılmaz. Yolda giderken araba da çarpar. Giren aklınız durur. Konuşamazsınız. Kafanız gider. Bakmışsınız elinize yalnız tutmuyor. Bakmışsınız yataktasınız. Sevdikleriniz yanınızda olur. Sizi sevenler, sevmeyenler belli olur. Gerçek dost, gerçek insanlar o zaman yanınızda olur. Ama engelli olmak kişileri, karşınıza çıkan kişilerin, size selam verenlerin, vermeyenlerin dostluklarını anladığınız anlamına geliyor. Kimin ne zaman yanınızda olduğunuz anlamına geliyor. Velhasıl yani ben oyunumuzun olacağı zaman bütün şeyleri ben o ekibin hepsinin orada olduğunu göreceğiz. Evet, oyuna gelenler bunları yaşayacaklar. Evet, aynen öyle. Kardeşlerimiz de orada olacak. Evet, aynen öyle. Tamam, çok güzel. Oyuncu seçiminde nelere dikkat ettik bu oyunda? Bu oyunda oyuncu seçimlerinde ilk önce kişinin karakterine dikkat ettik. Yani yeteneği olabilir, olmayabilir ya da çok azimlidir ama bizde ilk önce kişinin gerçekten karakteri önemli. Bu kişi bu işi yapabilir. Şimdi bazı oyuncular vardır. Gelir, yapabilirim. Bizde bu yok. Geldin mi? Ben bu işi yaparım. Başarırım. Gerekirse azimli çalışır, eder ama her oyuncu başarır. Hani seçimlerde teker teker skeçler halinde çalışmalar verdik. Onlara üçer sayfalık. O çalışmalar sonucunda onlar bir hafta çalışıp bir hafta sonra sınav sistemiyle hepsi sahnede bildikleri hünerleri sergilediler.
Bizler de oturduk, baktık, değerlendirmeye aldık. Şu oyuncu daha faydalı olur, bu oyuncu bu karaktere daha faydalı olur. O şekilde yerleştirmeleri yaptık. Tabii bazı yapamayan oyuncular da oldu ama onlara da şunu demedik. Ya siz yapamadığınız zaman ekibimizde olmayın. Onlar da bizimle beraber. Provalara geliyorlar, provalarda onlar da yapılması gerekenleri yapıyorlar. Ama onlar da altyapıdan eğitim almaya başladılar. Bu şekilde bir mücadelenin içerisindeyiz. Buradan bizim kendilerine... Sanat atölyesi nerede hocam? Anadolu yakası Kartal'da. Kartal'da. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ortalama 18 kişilik bir ekibimiz var. Atölyede oyunculuk eğitimleri veriyor. Her sene hemen hemen veriyoruz. Bu sene pandemiden dolayı ara verdik. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde yeni bir başlangıç yapacağız. O zaman burada olmayan, şimdi biraz sonra Mercan bizimle birlikte olacak, Yasin bizimle birlikte olacak. Aramızda olmayan oyuncularımızı da sayalım. Bize sonra gönül koymasınlar. Yok, buradan tabii aramızda olmayan oyuncular özellikle Aybüke olsun. Ama bir dakika, öyle özellikle yok. Böyle bir ayrıştırma yok hocam. Tamam, yapmayalım. Ben şimdi burada oyuncularımız bize gönül koymasın diyor. Özellikle Aybüke. O zaman özellikle Aybüke'nin dışında hiçbir oyuncu ya. Gerçekten Koray hocamız saygıda saygıyor diye. Ben de burada moderatör olarak devreye gireyim arkadaşlar. 13 Ağustos'ta Aybüke'yle birlikte oynarsın hocam. Direkt toparlıyorum o zaman. Toparlayamazsın. Ben de varım burada. Ben bırak sayacağım. Bir dakika dur. Şimdi bütün tiyatrocular bir araya gel. Bak siz geleceksiniz diye maskımı taktım burada korkudan. Bana bir şey demeyin diye. Evet. Hadi bakalım. Sayalım. Mercan Yasin biraz sonra bizimle birlikte olacak. Onlardan da dinleyeceğiz bu süreçte neler yaşamışlar. Eda, Mine, efendim Aybüke, Mert, Koraycığım zaten bizimle, Ali abi bizimle, Sıla, Azat, Umut, Berat mıydı bu? Bora. Buket. Efendim bütün oyunculara saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sahne adına, tiyatro adına emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hocam, biraz sonra iki tane genç arkadaşımı buraya alacağım. Evet. Sizlerden dinleyeceğim ama son olarak sizlerden şöyle bir şey talep ediyorum. Şimdi oyuncuları seçerken dediniz ki biz elimizden geldiği kadar role yatkın oyuncuları seçmeye çalıştık. Fazla gelen oyuncularımızın alt kadrolu eğitime tayin ettik. Şimdi oyuncular seçildikten sonra sahne provalarında yaşadığınız en ilginç olay nedir? Bu oyun için mi söylememiz evet. gerekiyor? Genel bu, anlamda. Bu oyun için. Provalarda. Ben çok severim provaları. Orada yaşadığınız en ilginç olay. Yasin'den örnek verelim o zaman. Verelim. Hadi bakalım. Şimdi bizim Yasin normalde şu andaki bizim konuştuğumuz gibi aslında konuşmayı pek fazla seven bir arkadaşımız değil. Yasin direkt kalkıp dilim ayıcam ben Trakyalı konuşayım deyip bir anda tık 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 Trakyalı konuşan bir çocuğumuz ve bizim gibi şu anda konuşmayı sevmiyor. Aslında kendisi Rizeli. Hani normalde bir Karadeniz şivesiyle konuşması gerekiyor ama Trakyalı. Ya oyunda bile normalde hani Karadenizli olması gerekirken ne olur hocam ben Trakyalı olayım ne olur diyen bir çocuğumuz. Yani benim için bu oyunda aslında en ilginç olan o. Bakalım, ben öyle düşünüyorum sonra, bilmiyorum tabii ama aynen. Benim şöyle benim oyunda bir şeyim oldu. Geçmiş seneki oyunda bir ilginç hanım oldu. Provalarda daha çok genelde bayılan ayılanlar çok oluyor. En başı ben çıkıyorum. Ben de böyle bir ufak bir heyecan geldiği zaman düşüp giden bir insanım heyecandan. Oyunda şöyle bir şey oldu. Her şey hazırlandı. Seyirci içeri alındı. Başlamasına son 2 dakika anons verildi. Oyuncu arkadaşlar yukarıdan mikrofonu unutmuşlardı. Mikrofonu almış gelmiş. Oynarken açmış mikrofonu ama haberi yok. Yanımıza getirip tutuyor böyle bize. Kapalı olduğunu bildiğimiz için rahat konuşuyoruz orada. Ya nasıl yapacağız? İçeride kaç kişi var? Olacak mı? Olmayacak mı? Telefonumun titreştiğini duydum. Çıkardım baktım. Yazmış. Annem mesajı atmış. Oğlum sesiniz dışarı geliyor. Kapatsanız o telefonu. Aslında mikrofondan ses geliyor yani aslında. Direkt biz böyle mikrofon. Baktım sesim yandı. Kapat. Öyle bir anım oldu. Ala var mı senin ilginç bir anı? Hocam ben bir kere sahneye çıktığımda ilk sahne deneyimden bu provalar için değil mi de ilk sahneye çıktığım bir anım vardı. Sahneye çıktım böyle kendimi rolüme kaptırmışım böyle. Sahnenin ağzına gelmişim haberim yok. Hani bir adım daha atsam düşeceğim. Ama öyle bir sahnede şöyle bir hareket yapmam gerekiyordu. O hareketi yaptım ama gidiyorum ama kurtarana kadar neler çektim. Hani arkadaşım biri sağ olsun o sırada böyle rol gereği sen gel nereye gidiyorsun
koluna çekmesi Cüşleme anladığı anlamına gelir. Doğaçlamanın da ne kadar anlamlı olduğunu yapar. Doğaçlama çok önemli. Evet. Ben de hani kurtarmaya çalıştım. Acaba biri anlar mı ki falan diye. Yani Allah razı olsun. O arkadaşıma çok teşekkür ederim. Düşmekten kurtuldum. Var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Diğer iki oyuncu arkadaşımı alacağım. Son olarak Koraycığım. Son olarak... Buradan seyircilerimize, oyunumuza gelmek isteyenlere, Sessiz Sanat Çığlık Atölyesi'ne nereden ulaşabilirler, nasıl gelebilirler, atölye neler yapar? Hazır sizi göndermeden bunları duyalım. Ben ilk önce yine gerçekten bizi buraya bugün konuk ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bunu başlı başına söyleyeyim. Buradan bizi izleyenler için de Sessiz Çığlık Sanat Instagram hesabından bize her şekilde ulaşabilirler. Bizim sayfamızdan gerekli bütün bilgileri alabilirler. İrtibat numaralarımız da var sayfada. Yani burada bizim amacımız sadece insanlar bir tane iki tane bilet alsın değil. Bir bilet bile alıp o boş koltukta bir kişiyi doldurmak bizim için en büyük zenginliktir. Ve biz zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Pandemi dönemindeyiz. Ama başarı asla kaçınılmaz olacaktır. Ve başarıya ulaşacağımıza inanarak çıktık bu yola. Gerek 3 kişi de gelse, 100 kişi de gelse. Bu gelir, tamamlayacağız. Gelir, oyuna çok kişi gelir. Takıl böyle 1 kişiye, 3 kişiye, 5 kişiye güzel bir oyun yapıyorsunuz. Sizler inanarak çalıştığınız ve inanarak mücadele ettiğiniz için buradan tiyatro severlerimiz, izleyicilerimiz bizim sanata karşı saygıları çok büyüktür. Öncelikle Bayrampaşa TV izleyicileri bu konuda çok önemli, tiyatroyu çok severler, tiyatroya çok saygı gösterirler. Aynı zamanda da bizi diğer 39 ilçemizden, 81 vilayetten her kime ulaşabilirsek, bu videomuz kime ulaşırsa emin ol ki İstanbul'da ikamet eden bütün akrabalarına da söyleyebilirler. Burada bir alın teri var, burada bir amatör ruh var, çok böyle profesyonellik, çok tavan böyle Allah'ım. Yani şey oynamıyoruz biz burada, Shakespeare'in efsane bir Hamlet'ini oynamıyoruz. Ama kendi kalemimizden, kendi kültürümüzden, kendi duygularımızın yer aldığı, kendi oyuncu kardeşlerimizin içinde yer aldığı bir oyunu oynuyorsunuz. Ben oyunun hem metnini de Ruba Hocam bir akşam attı, izledim, şey okudum. Aynı zamanda provalarınızı izlediğim için biliyorum. 18 senelik de bu tiyatroya gönül vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bence çok güzel bir oyun olacak. Geri dönüşü de çok güzel bir oyun olacak. İnşallah turnelere çıkarsınız. İnşallah alkışlarınız da çok bol olur. İnşallah. Şöyle seyircilerimizi kısıtlamayalım yani. Belki açık hava almayacak insanları. Çünkü bir tiyatro özlemi de var. Ruba Hocam onu söyledi. Pandemi döneminde hepimiz bu sıkıntıyı yaşadık. Ve tiyatrolar gerçekten bu anlamda en son kapılarımız açıldı bizim. Süreç itibariyle. Bence çok güzel bir geri dönüş alacağız. Ali abi senin söylemek istediğin var mıdır? İlyas Hocam, öncelikle bizi, ekibimizi buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz, konuk ettiğiniz için. Estağfurullah, bir şey oldu. Karşınızda bulmak büyük bir onur, büyük bir şeref. Estağfurullah. Bütün Bayrampaşalılara sonsuz selam sevgiler, İstanbullara selam sevgiler diliyorum. Ben... Isparta'ya bir selam gönder. Isparta'ya gidemezsin. Isparta'ma, aileme, tüm sülaleme, yani böyle söyleyeyim. Tabii. Akrabalarına. Bunlar sizin için bir hatıra kalacak bu oyunda. Selam sevgiler dilerim. Ispartalılara selam sevgiler dilerim. Bütün Ispartalılara, Ispartalı İstanbul'da bulunan. Ben değerli isimler var. Tiyatroya gönül vermiş, sanatına gönül vermiş. Ekibinizde Mehmet Ali Bulsan, değerli Hababam sınıf oyuncularından Ergün Sözen, partneri değerli Bahar Özmart Hanımefendi ile beraber çok güzel aramızda bulunacaklar. Selam olsun onlara da. Buradan. Her birine çok sonsuz selam olsun. Herkese onları çok seviyorum. Değerli insanlar. Katkıları oldular. Çok sağ olsunlar. Ben bütün tiyatro severleri gösterimize 13 Ağustos akşamı bekliyorum. Değerli Diruba. Diruba. Ay sen bu heyecanlı sahneye gerçekten söylüyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Özür dilerim. Olabilir. Ben... Olabilir. Yok İstanbul'da ne özür dilerim. İlk defa bir televizyon programına katılıyorsunuz. Evet. Normaldir. Bir de kendi oyunumuzun bir heyecanı var. Evet. Bundan normaldir. Heyecanların olması her zaman karşılığında büyük başarıları getirir. Ne mutlu ki hala bu heyecanla devam ediyorsunuz. Ben senin adına da buradan istiyorsan söyleyebilirim. Evet. Tiyatroya yani bu oyuna emeği geçen her kim varsa ekip adına ben teşekkür ediyorum. Koraycığım sen de buradan ailene bir selam gönder. Seni de ev almayalım. Ben de buradan Trabzon'daki aileme çok selam gönderiyorum. Bütün aileme, akrabalarıma.
Özellikle buradan selam göndermek istediğim 3 kişi var. Halbuki'nin de hayır. Başta Ayla Tellioğlu, Selda Manzak. Bunlara çok çok selam gönderiyorum. Son olarak da Ayşe abla, seni de çok seviyorum. Kendine çok sağlıklı bak. Hadi bakalım. Ayşe ablayı da çok sevdiğini söyledim. Evet efendim, Koray kardeşimle Ali Bey'i stüdyomuzdan uğurluyoruz. Çok kıymetli. İki tane oyuncu kardeşimi sahneye alacağım. Pırıl pırıldılar. Birisi 18 yaşında, birisi 17 yaşında. Ruba Hoca'yı niye bıraktım? Çünkü üzerlerinde emeği var, alın teri var. Bakalım şimdi hocaların yanında bize neler anlatacaklar. Oyun provalarında neler yaşamışlar, onları anlatacaklar. Dönelim o zaman, ben genç genç pırıl pırıl bu iki insana. Evet, Yasin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bercan hoş geldin. Yasin, bu ekibe nasıl katıldın? Biraz seni dinleyelim, seni tanıyalım. Ya. Sonra da ekiple buluşmanın maceranı. İlk başta şöyle başlayayım. Aslında ben tamamen evde bomboş oturuyorum. Döndür böyle devamlı. Seyircinin başını döndürme. Evde hadi böyle bakalım. Bomboş oturup hiçbir şey yapmayan, takılan bir insandım. Cama sıkılıyordum. Mercan dedi ki bana, böyle bir tiyatro oyunumuz var. Tamam. Dedi ki, tiyatro oyunumuza sen de katılmak ister misin? Hı. Ben de tiyatro oyununa katılmak isterim. Sonra Koray abinin numarasını aldım ondan. Hı hı. Koray abiyle iletişime geçtik. Koray abi sonrasında işte hangi rolü istersin diye metinler... Hangi rolü istersin? Hayır yani. Erkek rollerim sen sandı. Hayır, normal gibi olmuş. Yani oraya gelmiş, hangi rolü istersin? Ya tercih hakkı bile var ya, ne güzel. Hayır ya, şimdi erkek rollerim sandı. Tamam. Erkek rollerim sandı. Bir şey söyleyeyim sana. Bak, Dirba Hoca yıllar vermiş bu işe emek. Ben de 18 senemi verdim. Şimdi kamera arkasında Cengiz Bektaş bizi izliyor. Çok kıymetli bir abim. Bir şey söyleyeyim sana. Ben 18 senelik tiyatrocuyum. Ne özel diğer tiyatrolarda ve kendi tiyatromda hangi rolü istersin diye bir şey duymayınca gerçekten çok acayip olur ya. Büyük bir şans senin için. Bence bunu özellikle bir yere not et. Ya zaten şu anki bütün yönetmenlerin baş tacı. Tamam. Onların yeri her zaman ayrı. Buradan da bir altyazı yönetmenlerimize. Hadi bakalım. Sonra tiyatroyla ne zaman buluştun? Yani ilk buluşmamı anlatayım. İlk buluşmam ilkokulda oldu. İlkokuldaki tiyatro oyunlarını hani böyle sahneye çıkarttılar. Güldük, eğlendik. Ya da böyle folklor grupları vardı, onlara katıldık. Ortaokulda yine aynı şekilde devam etti. Lisede de birkaç kere böyle hani sınıfça yapılan tiyatrolara katıldım. Sınıfça olan tiyatrolarda artık baktım bir şeylere gelmiyor. Hani nasıl bir şeylere gelmiyor dedim, hiçbir şey yapamıyoruz. Her zaman aynı oyunu çıkartıyoruz ortaya. Ben de zaten böyle bir arayış içindeydim. Tamam. Sonrasında Koray abiyi de, Koray yönetmeni ve Koray abimi de bulunca dedim ki hani ben zaten bu işe hevesim var. Bunu yapmak istiyorum. Hı hı. Hani belki bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Hani Ali yönetmenim dediği gibi bunun sonu yok. Ne kadar gidersen hani her zaman bir şeyler katmaya çalışıyoruz kendimize. Ne katabilirsek kârdır diye düşünüyorum ben. Hani kendi açımdan. Mutlu musun tiyatroda? Çok mutluyum. Tamam hadi bakalım. Hangi rol oynuyorsun? Damat rolünü. Evet damat Yasin. O rolü seçmiş yani. Para verdiler mi sana? İlk başta ben imamdım. Yok sana para verdiler mi? Yok. Bu oyuna para vermiyorlar. Ya hayır para vermemek değil bu mevzu. Öyle bir şey değil ama ben karıştırdım. Şöyle anlatayım kendimi ben. Müthiş bir ekip, müthiş ben bir ekip. Ben şöyle anlatayım kendimi. Tamam. Kendimi şöyle anlatayım. Aslında bizim tek derdimiz dans sendromlu kardeşlerimizle beraber hani onların da bir şeyler yaptığını, tamam, onların da bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz. Ben o tarafında değilim. Orada büyük saygı var zaten, sıkıntı yok. Kardeşlerimize destek oluyorsunuz, onlara rız alıyorsunuz, onlar daha kendilerini iyi hissediyorlar, orada hiçbir sıkıntı yok. Ben başka bir şey soruyorum. Sen şimdi bu alacağım damat rolünden hiçbir takı takmayacaklar mı sana? Oyunumuz pek o taraflara şey almıyor, hani tamam. Takıdır, şeydir. Ben sana rol seçtirmişler, demişler ki para yok ama rolü seçebilirsin, doğru mu? Yok. Hadi bakalım. Tamam, çok güzel. Mercan, seni tanıyalım. Mercan, 17 yaşındayım. Benim tiyatroya olan ilgim ilkokuldan başladı. İşte geliyorlardı, konferans salonunda falan tiyatroya geliyorlardı. Ondan sonra oyuncu alıp çıkarıyorlardı sahneye. Oradan çıkıyorduk. Öyle bir şeyler yapıyorduk. Sihirbazlar falan geliyordu. Oradan başladı. Sonra dedim ki ben neden sevdiğim bir şeyi ilerletmeyeyim ki dedim. Hani neden daha profesyonel olmasın, neden böyle daha kendimi katmayayım, geliştirmeyeyim ki dedim. Sonra Sessiz Çığlık Sanat'a geldim. Ondan sonra bu zaten benim ilk ciddi bir projem. Ondan sonra kendimi geliştirmek istiyorum, kendimi katmak istiyorum yönetmenlerimle beraber. Yönetmenlerim çok iyi, hani bize kattığı şeyler çok iyi.
kendimi bu şekilde geliştirmek istiyorum. Çok güzel. Evet. Konservatuar hayali. Var. Hadi bakalım. Hocam, genç ruhlar, evet, heyecanlar, evet, neler yaşıyorsunuz? Öğrencileriniz aynı sahnede. Ne söylemek istersiniz? Ben onlarla olduğum için çok mutluyum öncelikle. Şimdi çok sıkı bir, aslında çok az bir süremiz kaldı ayın 13'üne. Gerçekten çok az bir süremiz kaldı. Birkaç tane teknik problemimiz var. Şimdi hayatları boyunca hiçbir zaman bir diyafram eğitimi almamışlar. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz belki. Bir diyafram eğitimleri, bir temel sanat, sahne duruşları vesaire, birkaç tane eksiğimiz var. Onlar olduğu zaman bu iş gider. Müthiş. Bu iş gider. Atölye çalışmalarında nasıllar? Mesela Yasin nasıl hocam? Yoldu musun? Yasin beni hiç yormadı. Daha doğrusu şöyle, sadece Yasin değil, aslında atölyedeki hiçbir çocuğum beni yormadı. Dili bağcam yapalım, yapalım. Dili bağcam böyle yapsak daha mı iyi olur aslında? Çünkü biz öğretmenler ve eğitmenler olarak aslında çok açık görüşlü insanlarız. Belki ben yeri geliyor bilmiyorum, Mercan'dan öğreniyorum. Mercan bana bir şeyler katıyor. Ya da Yasin bana kaldırıp, Dilim Ağacığım biz hani sahnede bunları bunları yapsak ya da dekor olarak şunu 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 kullansak daha ne olur diyor. Kafada jint diye bir ampul yanıyor. Aa evet diyorum, niye olmasın diyorum. Aslında ben de onlardan. Evet, aynen öyle. Öğrenci kendine aidiyetsin. Aynen öyle. Çok güzel. Biz mutluyuz. Sen hangi rolü oynuyorsun? Gelin. Aa, gelin damat ağabeyi. Evet. Mercan sen böyle çekik gözlü, değil mi? Böyle gözler çekik çekik, 17 yaşındasın. Evet. Ne güzel böyle, güzel bir enerji. Siz neler söylemek istersiniz buradan ailenize, sizleri izleyenlere? Ya ben özellikle annemle babama çok teşekkür ediyorum. Beni her konuda destekledikleri için, her konuda arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum onlara. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Sana da böyle evlat yetiştirdikleri için. Ben şöyle trak işemesiyle bu selamı gönderebilir miyim? O daha böyle şey ulaşır onlara. Tamam. Şimdi ben buradan iki kişiye selam göndermek istiyorum. Bir tanesi Aybüke. Aybüke'ye buradan selam göndermek istiyorum. Bir de anneme istiyorum çünkü tiyatro aşkımı hep böyle annem benim ateşledi arkamdan. Hani sen yap, sen yaparsın çaba gösterdiği hep o arkamda oldu. Sadece ona selam göndermek istiyorum. Baba? Babama da göndermek istiyorum. Ama göçtü gönder ama. Baba sana da selam gönderiyorum. Seni de çok seviyorum. Ya, seni de çok seviyormuş babası. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim çocuklar. İlk defa sahneye çıkacaksınız herhalde. Hocam ilk, evet, ilk oyun değil mi? İlk ciddi işleri. Premier yapıyorsunuz. Evet. İlk oyun. Perde açıldıktan sonra macera sizin için başlıyor sanat adına. Ben de size hem Bayrampaşa TV, hem kurumum adına, hem tüm ekip arkadaşlarım adına, hem de tiyatro atölyemdeki arkadaşlarım adına, nasip olursa 13 Ağustos'ta, aksi bir şey olmazsa, ekiple birlikte orada olmak istiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bekliyoruz hepinizi. İnşallah alkışınız bol olur. İnşallah. İnşallah heyecanınız, oyununuzun içindeki enerjiniz de güzelleşir. İnşallah. Seyirci de oradan ayrıldığında ne kadar güzel bir ekiple tanıştığının farkında olur. Bundan sonraki süreçte de 81 vilayette inşallah turnelerimiz olur. İnşallah. Benden inşallah. De size bunları söylüyorum. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Aslında çok şey söylemek isterim de. Hocam bir sıkıntı yok, buyurun. Şimdi öncelikle ben yani elgili öpülecek bir annem var gerçekten. Allah hepimizin ailesine öncelikle bol sağlık versin, hepimize Amin. Versin. Öncelikle anneme, daha sonra arkamdaki en büyük dağım 90 yaşındaki anneanneme. Gerçekten hani 12 yıldan beri bu işi yapıyorum ve arkamdaki en büyük iki dağım onlar. Buraya geldiğimde işte kızım yapacaksınız, inanıyorum. Ben inanıyorum işte hep dualarımdasınız dediler. Güzel bir oyun olup çıkacağına gerçekten gönlümce inanıyorum, kalben inanıyorum ve ekibime gerçekten çok inanıyorum. Güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum çünkü 13 Ağustos'ta çok güzel etkinliklerimiz var bizim. İşte tango gösterimiz, tiyatromuz, genç bir sanatçı arkadaşımız var Melih Özdemir. Hı hı. Mehmet Efe arkadaşımız da orada. Güzel işler çıkacak. Yani hani ben ki açık hava tiyatrosu, yani hani şu anda insanların kapalı ortamda durmaları evet çok evet, sakıncalı. Evet çok önemli arkadaşlar, hani, bunu dinleyin. Açık hava tiyatrosu her mesafeli, sosyal mesafe kurallarına uyarak biz bunu yapıyoruz. Maske kontrolü, ateşleri ölçülecek, 1,5 metre aralıklarla bütün herkesi içeriye alacağız. Eğlenecekler, eğlendireceğiz. Güzel bir şeyler çıkacak. Ben bütün Bayrampaşa'yı, bütün İstanbul'u bekliyorum. Özellikle sizleri bekliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Alkışımız bol olsun. Sizlerin de alkışları her zaman bol olsun. Diyeceklerim bu kadar. Başka hocam son olarak şeyi kaçırmayalım. Biletleri nereden temin edecekler? O gün geldiklerinde oradan gişeden temin edebilir mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim
Instagram adresimiz var, Sessiz Çığlık diye. Oradan bize her türlü ulaşabilirler. Anadolu tamam. yakasında olan herkese biz kendi elimizle teslimat yapıyoruz. Aa, çok, çok açık ve net size söyleyelim. Biz elden teslimatımız var. Artı 13 Ağustos'ta Perşembe günü saat 7.30'da başlıyor bizim etkinliğimiz. Akşam saat 7.20'ye kadar kapıdan bilet alabiliyorlar. Hocam ne kadar bilet? Bilet fiyatlarımız 20 TL. 20 TL. Evet. Bitti mi? Bitti. Tamam. Efendim, Finansal Gündeme Dair programının sonuna geldik. Harika bir ekibi, enerjisi yüksek, yani eğlencesi yüksek bir ekibi, tiyatro ekibini konuk aldık. Sessiz Çığlık Sanat'la birlikteydik. Bayrampaşa TV'de Şifaniyetine Tiyatro Atölyesi olarak da biz biletleri arkadaşlarımızdan temin ettik. Bizlerden de biletlerinizi alabilirsiniz 20 TL karşılığında. Verdiğiniz ücret hem özel çocuklarımızın bir yarasını kapatacak, hem de böylesine amatör ruhla hareket eden bir tiyatro topluluğuna katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu tiyatro topluluğu sadece belli oyunlar yapıp kenara çekilen bir ekip olmadığını bugünkü programda da, bundan önceki bizim toplantımızda da dile getirdiler. Çok mutlu oldum. Bütün çocuklarımızın yüreklerine dokunabiliyorlar. Öyle enerjileri olan bir ekip. Ben de kendilerine bunu söylememiştim. Bir sürpriz olsun. Biz de 13 Ağustos akşamı, aksi bir şey olmazsa, Bayrampaşa TV ailesi olarak orada olacağız ve canlı yayında tiyatrolarını vereceğiz. Gelemeyenler, izlemek isteyenlere de biz de oradan bir 10-15 dakika ara pasajlarının canlı yayınını vermiş olalım. Hem ekibe de bu anlamda bir katkımız olmuş olsun. Bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben her programımı böyle bitirmiyorum ama ya tiyatronun sonunda ya da böylesine güzel bir tiyatro ekibini konuk aldığımda programlarımı öyle bitiriyorum. Nur içinde yatsın bütün ustalarımız. Benim de ustam Necat Uygur'un sözüyle bitirmek istiyorum. Oyundan da hep öyle bitirirdi. Efendim, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz. Sahnede olun, sanatla kalın, tiyatronun aşkıyla yapmaya devam edin. Sevgiler.